Beyler bayanlar selamlar. Bildiğiniz üzere 1.29 güncellemesi daha yeni geldi. Hemen taze taze çıktı. Tabi Activision neyi seviyor? Bazı şeyleri böyle gizli gizli yapmayı seviyor. Yeni bir şey ekliyor. Patch notunda göremiyorsunuz. Silah nerfleniyor. Güncelleme notunda yazmıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bulduğumuz şeyleri olabildiğince sizlere hemen aktarmaya çalışıyoruz. Peki 1.29 güncellemesi ile gizli neler geldi? Hadi hemen şimdi bakalım. Öncelikle ta Sığınak 11 zamanından beri yeni harita diyoruz ya. Özellikle Sığınak 11 içine gireceğiz, nükleer bombayı patlatacağız, oradan Verdansk patlayacak, yeni haritaya geçeceğiz falan filan. Bununla ilgili bir söylenti daha ortaya çıktı ve bir söylentinin kanıtını da şu anda oyun içinden görebiliyoruz arkadaşlar. Peki ne bu? İstatistikler kısmına girdiğinizde orada normalde KD'dir vesairedir, Winster yazıyor ya, oyun modlarını da görüyoruz aynı şekilde. Yeni bir oyun modunu görebiliyoruz. Rebirth arkadaşlar. Bu yeni bir oyun modu mu olacak, yeni bir harita mı olacak bilmiyoruz şu an, hiçbir şey net değil. Ama Reddit'te falan geçen söylentiler şu: Sığınak 11'deki nükleer patladıktan sonra Verdansk haritası yok olacak ve bu yeni etkinlik ile birlikte yeni haritaya geçebileceğiz. Rebirth diye bir adada bu yeni oyunu oynayabiliyor olacağız. Yeni haritayı, yeni modu oynayabiliyor olacağız. Neyse, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 1.29 ile eklenen diğer yeni gizli şey ise görev arkadaşlar. Yeni bir tane görevimiz var, Detection isminde. Bu görev şu anda normal oyun modlarına eklenmemiş olsa da eğitim maçına girdiğinizde aktif oluyor. Görev aynı Skev gibi düşünebilirsiniz. Başlattığınız zaman sizden bir kutu bulmanızı istiyor. Fakat bu kutu radyoaktif. Radyoaktif kutuyu bulmak için ise haritadan normal Skev'deki gibi bulamıyorsunuz. Aa tamam, bu kutu burada, ben bunu açayım diyemiyorsunuz. Size bir eşya veriyor. Heartbeat gibi bir eşya veriyor. Heartbeat'te nasıl adamlığını yeni gösterirse bununla da kutunun yerini ölçebiliyorsunuz. Kutunun yaydığı radyoaktivite sayesinde. Kutuyu açtığınızda ise görev tamamlanıyor. Skev'deki gibi 3 tane bulmanıza gerek yok. Bir taneyle tamamlayabiliyorsunuz. Eğitimde yazana göre de 90.000 gibi yüksek bir para ödülü var. Gerçek oyunda bence bu kadar yüksek olmaz. Onu bir düzenlerler. Para ödülünün yanı sıra diğer verdiği ödül bence çok daha dikkat çekici. RCXD'yi veriyor. Neydi RCXD? Oyuncak arabamız. Patlatılabilen, uzaktan kontrol edilip patlatılabilen oyuncak arabamız. Oyuncak arabayla ilgili gördüğüm şeyler ise arkadaşlar kullanımı biraz zor. Sağa sola kolay dönmüyor ve her şeye takılıyor. Yerdeki raya takılıyor. Sürekli zıplamanız gerekiyor. O yüzden de zıplama şeyini zaten boşluk tuşuyla yine yapabiliyorsunuz. Ve ayrıca daha hızlı gidebilmek için de nitrosu var. Onu kullanabiliyorsunuz. Patladığınızda ise C4 gibi etrafı bir anda hasar verecek şekilde patlamıyor. Onun yerine patlattığınız bölgeye bir gaz salıyor. Bu gazla yaklaşık olarak 20 saniye gibi ölçtüm ben. Gerçek harita eklendikten sonra gerçi bu sürede değişebilir ama 20 saniye boyunca içinde bulunan herkese hasar veriyor. Ve aynı zamanda patlattığınız bölgenin arkasındaki duvara da hasar veriyor. Yani duvarlardan da geçiyor. Yani ne demek oluyor bu arkadaşlar? Pusucuların artık korkulu rüyası olacak. Evin içine ortasını götürdüğünüz, patlattığınız zaman hop, evdeki herkes hurra dışarı çıkacak ve siz de teker teker onları ağlayabileceksiniz. Neyse arkadaşlar, şu ana kadar elde ettiğim bilgiler bunlar. Rebirth ile ilgili daha fazla bilgi elde edersem ya da herhangi bir silaha buff ya da nerf geldiyse yine buradan sizlere aktarıyor olacağım. O yüzden videoları kaçırmamak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Geldiğiniz, izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.